Selahattin Demirtaş konuşmasına şöyle devam etti. Kobani eylemlerinde 3000'den fazla kişi gözaltına alındı. KCK buna misilleme yapacağını söyledi. Cumhurbaşkanı toplumsal muhalefetten korkuyor, uykuları kaçıyor. Kobani olayında 3000 kişi gözaltına alındı. Evet. Ne yapsın hükümet peki? Ya bu arkadaşlar sürekli gece gündüz tehditvari uslup kullanıyorlar. Bu ayıp ya, yani hükümetin karşısında böyle sürekli tehdit uslubu kullanan insanlar olması sıkıcı. Tamam, samimi tedirginlikleri olabilir. Ya Kobani olay diyorsun. Olay önce polis ne yapsın, gözaltına almayı nasıl yapacak? Hayır kardeşim, bayağı vefat eden oldu. Tabii, evet. Gel sen yap o zaman. Tabii. Gel sana göre, güvenlik görevi versen sen yap. Ha, ben daha iyi yapabilirim diyorsa gelsin yapsın. Olur mu böyle şey ya? Sokağa çıkar. Tamam, sen demokratik hakkını kullan. Kimsenin bir şey dediği yok ama burada bir makullük var, yani mantıksız bir şey yok. Başbakan Davutoğlu da şöyle söyledi Adnan Bey. Eğer sokaklara çağrıda bulunuyorsa Selahattin Demirtaş, dökülecek her kandan sorumludur. Yani Türk polisi, Türk askeri benim gördüğüm kılı kırk yarıyor. Özellikle sürekli uyardığımız için, herkes uyardığı için alabildiğine titizler benim gördüğüm. Alabildiğine titizler. 50 kişiyi şehit ettiler kardeş. 17 yaşında gencin kafasını taşla ezdiler. Ne yapsın hükümet? Sevmesin ya, 50 kişi ya. 17 yaşında çocuk, gencecik çocuğun dindar, Müslüman diye kafasını taşla ezdiler. Tanınmayacak hale geldi çocuk.